Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken oldukça negatif bir görünüm var dünya piyasalarında. Uzak Doğu piyasaları neredeyse %2'ye yakın. Eksi DAX, Avrupa vadelisi -0.8. ABD vadelileri de eksi olarak -0.5'in üzerinde başlamış durumda. Ana neden olarak dün Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu 3A yani en yüksekten çift A'ya, 2A'ya indirdi. Hiç tabii ki bu büyük sansasyon yarattı ama beklenen bir gelişmeydi. Fitch bunu Mayıs ayında aslında dile getirmiş. Hatırlayacaksınız bir borç limiti konusu yaşamıştık ABD'de o dönemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel borç limit borçluluk oranının çok hızlı şekilde artıyor olması ve mali bozulmayı ana sebep olarak gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla özellikle merkezi hükümet borcunun gayri safi milli hasılanın %120'sine kadar ulaşabileceğinden bahsediyor. Tabii ki bu 3A kredi notu yani en yüksek kredi notu olan ülkeler arasının neredeyse ilk katı civarında. Özellikle pandemi sonrası ABD mali durumunda özellikle borç ciddi ve hızlı bir kötüleşme oldu. Bunda da tabii ki etkilerini görüyoruz. Çünkü ABD tahvilleri dünyada hep en güvenli yatırım araçları olarak aslında baktığınızda dünyada fon yatırımlarının genel olarak %60 ise %40 tahvil olarak yapıldığı genel yönetim biçimlerinde çoğu tahvil ABD tahvili olduğunu görürüz. Ama buradaki resim oldukça kötüleşiyor açıkçası ve buradaki fiyatlarla ilgili büyük bir dalgalanma önümüzdeki dönemde de söz konusu olabilir. ABD'nin risk priminin nispi olarak artmasından dolayı. Ama tabii ki bu kadar büyük başka herhangi bir yatırım aracı olmadığı için diğer ülkelerde düşündüğümüzde ABD tahvilleri hala çok fazla alternatifi olmayan bir adres olmaya devam ediyor. Biz de dün uzun süredir devam eden pozitif havada ilk defa ufak bir düzeltme yaşadık. Aslında bizde de ufak düzeltmenin işaretleri bir iki gündür kendini göstermeye başlamıştı ama zaten ben Sasa ve Hektaş'ı en fazla artan hisseler ve ilk 5 hacminde görmeye başladığım zaman genel olarak diğer hisselere olan ilginin biraz daha doygunlaşmaya başladığını düşünüyorum. Güzel bir rally yaşadık seçimden itibaren. Seçimle güzel değişiklikler olmaya devam etti. Buna hızlı şekilde tepki verdi açıkçası. 5.200'lerden buraya kadar hızlı bir yükseliş yaşandı. Bilançolarda da sürpriz ve beklemediğimiz şekilde daha iyi gelen bilançolarda bu rally'yi destekledi. O yüzden açıkçası bu tip yavaşlamaları kar realizasyonunda normal görmek lazım. Bilanço dönemi 9 Ağustos'ta sona erecek. Bir hafta sonra sona erecek. Bankaların çoğunu gördük. Bir İş Bankası ve kamu bankaları kaldı. Kamu bankalarında enteresan bir sürpriz olmayacak. İş Bankası da yüksek gelebilir diğer bankalar gibi. Açıkçası orada çok sürpriz olmayacak artık bu noktadan sonra. Ama bilanço dönemi de bittikten sonra yavaş yavaş bu ralliyi sindirme ve önümüzdeki dönemde aslında asıl konumuz olan enflasyon ve bu yükselen enflasyonda
tüketici davranışları ve bunların ekonomiye yansımalarını görüyor olacağız. Kolay bir çeyrek olmayacak üçüncü çeyrekte. Bu yaşadığımız makro düzenlemelerin daraltıcı bir etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Genel olarak yapılan doğru şeylerin hepsi. Ama etkisi daraltıcı olacak enflasyonun yavaşlaması açısından. Dün İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı rakamlarda aslında bana bizim ve piyasa tahminimiz yaklaşık işte %9'larda diyebiliriz. Bunun üzerinde çift haneli bir enflasyon gelebileceğinin işaretlerini verdi açıkçası. Ağustos enflasyonu da çok hoş olmayacak. O yüzden hızlıca %60'a doğru yükseliyor olacak enflasyon. Güzel kısmı hızlı şekilde yaşadık. Bundan sonra dediğim gibi bu rally biraz sindirme dönemi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben 7000 puan altına gelmediğim sürece çok fazla endişelenmemek gerektiğini düşünüyorum. Pozisyonlar korunabilir o noktada. Dediğim gibi bugün de yine negatif bir başlangıçla devam ederiz diye düşünüyorum. Bir iki bilanço var ve Türkçe'nin temettü haberi var sanırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese merhabalar. Dün Koç Holding finansal sonuçlarını açıkladı. Baktığımızda 18.2 milyar TL'lik bir konsensus seviyesi vardı. Bunun %13 üzerinde şirketin şirketin 20.6 milyar TL'lik bir kar rakamı açıkladığını görüyoruz. Bizim şirket için bir değerlememiz yok ama hani zaten grup şirketlerinin de karının beklentiler üzerinde geldiğini görmüştük. Olumlu sonuçlar diyebiliriz. Öte yandan net aktif değerine baktığımızda şirket tarihsel iskontosu olan %14'e kıyasla %28 iskontolu işlem görmekte ve Koç Holding'i biz de ata yatırım olarak beğenmeye devam ediyoruz. Öte yandan Doğuş Otomotiv'de bir haber vardı. Biliyorsunuz ki Mart ayının başında Doğuş Otomotiv, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın %94'ünü 5.1 milyar TL bedelle satın almıştı. Şimdi burada Doğuş Gayrimenkul'ün 2.6 milyon lot tutarlı imtiyazlı paylarını almak için SPK'ya başvurduğunu açıkladılar. Buna göre işlem borsa üzerinden toptan alış işlemiyle gerçekleşecek ve SPK kararının öncesindeki son 10 işlem günündeki ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden %10 iskonto uygulanarak belirlenecek. Baktığımızda son 10 işlem günü fiyat ortalaması 43.93 seviyesinde. Bu da Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na göre %6 bir prime işaret ediyor şimdilik. Tabi buna %10 bir iskonto da uygulanacak. Bu işlemin arkasından da büyük bir ihtimalle konsolidasyon başlayacak Doğuş Otomotiv ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte. Öte yandan dün Aselsan tarafında birkaç tane haber vardı. Baktığımızda Aselsan iki tane şirketi satın aldığını açıkladı. Biri Dassault Havacılık Teknolojileri. Burada bedelli sermaye arttırımına katılarak şirketin payının %40'tan 49 seviyesine çıktığını görüyoruz. Burada yüksek teknolojilere odaklanma ile birlikte şirketin iştiraklerle olan faaliyetlerinin ve uyumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. İşlem bedeli Aselsan'ın 2022 toplam gelirlerinin %1000'de biri olup bu da işte 4.8 milyon TL'ye işaret ediyor yani küçük şirketler. Öte yandan yine Aselsan Sivas Hassas Optin teki payının %50'den %80'e çıkarttı. Burada da bedel 27 milyon TL olarak gözüküyor.
Öte yandan Aselsan tarafında dün bir haber daha vardı. Hem iki tane uluslararası müşterisinden hem de Roketsan'dan iki yeni proje aldı. Bu iki projenin toplam backlogunun binde üçünü oluşturuyor birinci çeyrek itibariyle. Bu da küçük bir iş ama yine de hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bunun haricinde bir de Tüpraş dün finansal son bir önceki gün hatırlatmak isteriz ki finansal sonuçlarını açıklamıştı. Dün de ürün marjlarını açıkladı. Baktığımızda Temmuz ayında hem motorun hem de jet yakıtı, öte yandan benzinde zaten bir toparlanma vardı. Benzinde Temmuz ayında toparlanma olduğunu görüyoruz. Haziran ayında da ufak bir toparlanma olmuştu. Bu da Tüpraş'ın satışlarının %75'ini dizel, jet yakıtı ve benzin oluşturuyor. Bu bağlamda baktığımızda Temmuz ayındaki toparlanmanın şirketin karlılığına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Ve hani 3. çeyreğin yüksek sezon olduğunda Ağustos ayında da bu toparlanmanın devam edeceğine inanıyoruz. Aselsan için taktiksel alı önerimiz devam ediyor. Genel olarak olumlu ürün marjları diyebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Ben de Turkcell haberiyle başlayayım. Turkcell uzun bir aradan sonra artık genel kurul kararı ve temettü kararı almış oldu. Açıklanan rakam hisse başına 1,027'lik bir rakam. Bu rakam nasıl diye sorarsanız biz aslında 2,50, 2,51 civarında bekliyorduk. Yani 2022 karının %50'sini dağıtmasını beklerken %20 dağıttıklarını görüyoruz. Buna sebep gerekçe olarak da işte bu deprem olayları, muhtemelen işte bu yardımlar, dönemler bunları bir sebep olarak gösteriyorlar. Yani bu iyi midir? Hafif olumsuz olarak algılayabilir. Temettü düşük geldiği için. Fakat öte yandan da genel kurulun yapılacak olması aslında olumlu. Çünkü özellikle ceza konusunda, pardon ceza demişim, bağış konusunda, deprem bağışları konusunda netleşmenin olması anlamına gelecek. Çünkü hala hisse istenilen yerde değil performans olarak. Ama bu belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra aslında şeyi daha da netleşecek. Biz hala en beğendiğimiz hisseler listesinde tutuyoruz ki temel olarak faaliyet performansının iyileşmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan da yeniden işte enflasyon yukarı doğru hareket yaparlarsa bir risk unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Şu an için bu temettü ile ilgili gelişmeyi hafif olumsuz değerlendirebilir piyasa ama genel anlamda belirsizlikler ortaya kalkacağı için önümüzdeki 2 döneme ilişkin olarak da ipucu alacağımız için artık genel kurulun 13'ünde yapılacak olması bizim için olumlu. Dediğim gibi birçok faktörden dolayı temettüyü de 20 Aralık'ta dağıtıyorlar. Yani normalde Mayıs'ta dağıtılan temettünün Aralık'ta dağıtıldığını görüyoruz. Yani zaman değerini de düşündüğümüz zaman yani genel anlamda biraz daha orada da gecikme olduğunu söyleyebiliriz. Açıklayan işte karlarını açıklayan şirketlere bakarsak yani genelde zaten çok çok ufak şirketlerin karlarını görüyoruz. Ama burada çok dikkat çeken önemli bir şey yok. Koç Holding zaten beklentilerin dahilinde. Genel olarak şeylerde bu emtialarda dünyada hala bir baskı var. Onu daha önce işte Erdemir'le ilgili yorumumuzda da dün çektik, dikkat çektik. Oralar belli bir noktada kalmış durumda. Mesela özellikle Çin HRC yassı çelik fiyatları 1,3 civarında. Pardon 1,3 gerilemiş 563 dolar seviyesinde. Bu seviye ya yani Türkiye'de şu anda 660 dolar düşünün HRC fiyatları ve bu rakamlar Ekim ayı rakamları yani yılın ikinci yarısında da emtialarda özellikle demir çelikte bir yavaşlık olacak. Ama tabii ki biz ileriye dönük olarak değerlendirmeler yapacağız. Orada bizim için daha net olacak konu acaba yaz bittikten sonra işte kışa doğru
ya da işte 2024'ün Ocak ayından itibaren yeniden bir toparlanma olabilir mi? Ama şimdilik o tarafta çok bir hareket söz konusu değil. Bugün yine gelecek karlar var. Burada bu akşam gelecek karlar işte Migros, Aksigorta gibi şirketler var. Migros'un iyi bir sonuç açıklamasını bekliyoruz. Yani büyümesi iyi olacaktır. Marjlar çok ekstra bir şey olmayacaktır ama genel anlamda iyi sonuç beklediğimiz bir şirket. Bunun da altını çizeyim. Geri alımlar ufak ufak devam ediyor. Şirketlerin yaptığı, biz de sizlerle paylaşıyoruz. Geri alım programları devam ediyor. Yani bakıyorum, yani üçü ufak tefek şirketler var ama bunlardan büyük olan birazdan Medical Park'ın yine 2,4 milyon TL'lik bir geri alımı olduğunu görüyoruz. Yani epeydir almaya devam eder ufak ufak. Bu dikkat çekici. Genel ortamla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Jeopolitik tarafta kritik nokta yine Rusya konusu olacak. Suudi Arabistan bir Ukrayna zirvesi yapmayı düşünüyor bu ay içerisinde. Yani Rusya-Ukrayna durumu nereye gidebilir acaba? Bu savaş sona ermez ama acaba ara çözümler olabilir mi? Yani Türkiye ve Suudi Arabistan'ın burada aracılık yaptığını görüyoruz. Yani bu yabancı basında da çok dillendirilmeye başlanmış durumda. Bu piyasadaki hareketlerde, piyasada güvenin arttığını görüyoruz. Çok fazla bir güven var şeylerde. Genel anlamda bir piyasada bir güven var. Ama bu zaman zaman işte böyle dünkü gibi günlerde acaba dedirten noktada. O yüzden yani bunlara hep hazır olmak gerekir ama hazır olmanın da nasıl olacağı belirsiz. 2 gün daha düşse piyasa kötü düşürmeye başlar. Böyle bir de durum var. Sadece şunu bilmemiz lazım. Evet, zor bir dönem hala. Ekonomik şeyler var karşımızda. Yani yokuşlu yollar var. Ama iç talep hala söndürülemedi bir de. Onu söyleyeyim. Hala yüksek. Ama şeyler duyuyorum biraz otomotiv tarafında falan şey limanlardan falan sevkiyatlarda biraz zorluk oluyor diye duyuyorum. Bu tip şeyler çok medyada görmüyoruz ama bu tip gelişmeler de olabiliyor. Ağustos yine güçlü gibi olacak diye genel bekleniyor. Ama sahadan aldığımız izlenim özellikle kişisel tüketimle ilgili noktalarda işte asgari ücret zammının ve zamların yansımasıyla birlikte fiyatlar da yansımasına rağmen ilk etapta bir böyle para varmış gibi bir durum oluşuyor ve bu tüketimi biraz daha destekliyor. Ama asıl belirleyici olacak Eylül ayı olacaktır. Bunun da altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde karlar gelmeye başlayacak, yine devam ediyor olacak. Onlarla ilgili de zaten sizleri bilgilendiriyor olacağız. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa ya da yorumunuz alabiliriz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.